Önerge üzerinde söz isteyen Aytu Atıcı. Mersin Milletvekili. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 3. maddesi üzerine verdiğimiz önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Kendini çapulcu olarak hisseden herkesi de saygıyla selamlıyorum. Şimdi bu kanunla ne yapıyoruz arkadaşlar? Üniversiteler kuruyoruz. Kim için kuruyoruz bu üniversiteleri? Gençler için kuruyoruz. Peki gençleri anlıyor muyuz? Tabii ki anlamıyorsunuz. O kadar konuştuk, o kadar onlar konuştular, anlamadınız. Şimdi sizlere bazı tweetlerle, bazı bestelenen şarkı sözleriyle ve zamanım yeterse resimlerle meydanların sesini aktarmak istiyorum. Şimdi şarkı sözlerinden bazıları şöyle diyor: sayenizde çok şarkı üretildi, çok beste yapıldı. Biberine gazına, copuna sopasına, tekmelerin hasına eyvallah eyvallah. Boğaziçi Caz Korosu diyor ki, çapulcu musun vay vay, eylemci misin vay vay. ODTÜ Klasik Türk Müziği Korosu diyor ki, olamaz dediler dileylim, sıkamaz dediler dileylim, leylim ay yaşım leylim, leylim çapulcum leylim. Kardeş Türküler Tencere Tava Havası besteledi sizin sayenizde. Bu ne kibir, bu ne öfke, gel yavaş gel yerler yaş diye kısa bir fragmanını alayım. Oğuzhan Uğur Birinci Vazife isimli şarkısında şöyle sesleniyor siz anlamayanlara: atamıza ayyaş, halka çapulcu, zehrin hep lafta, bu işin başı park, endişe etme, sonu da sandıkta. Nazan Öncel ve Çapulcu Orkestrası diyor ki, beni bir kere dinleyebilirdin, dahası bana güvenebilirdin. Ne istiyorum bir sor bakalım, bir dur bakalım, belki ben haklıyım. Güya yanımdasın hep, güya, güya beni sevmişsin güya. Şarkıları arttırmak mümkün ama biraz da size tweetlerden bahsedeyim. Bakın tweetler size ne diyor? Diyor ki, değerli milletvekilleri, Ankara'nın sokakları, caddeleri değişiyor. Tunalı Hilmi oldu Tomalı Hilmi. Güven Park sizin sayenizde oldu Döven Park. Kızılay oldu Gazlı Ay. Peki diyor, Taksim'in özetini yapsam diyor bir tweette. Gözünde deniz gözlüğü, elinde kaşıkla tavaya vuran, pet şişeden maskeli sirke şişesi taşıyan insanlar. Vallahi İngilizceye çevirsen beni kimse anlamaz. Bir başka tweet diyor ki, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kayıt ve şart altına alınmaya çalışınca sorun çıkıyor. Bir başka tweet diyor ki, polis yorgun, herkes kendi gazını kendisi sıksın. Bir başka tweet, biz sokakları temizledik polis abi, bir zahmet Tom'a gelip su sıksın. Bütün bunlar fragman diyor bir başka tweet. Anıtkabir'e dokunun da fragman bitsin, film başlasın. Devam ediyor tweetler. Diyor ki, o varsa ben yokum, şu varsa ben oynamam diyenlerin yaşamaya layık olduğu ülkenin adı Tayyipistan. Bir başka tweet diyor ki, o yol güvenli mi abi? Hayır, polis var. Cevap. Bir başka tweet diyor ki, arkadaşlar hepimiz sağduyulu olalım, polisin dinlenmeye ihtiyacı var, ıslanmak isteyenler park havuzlarına. Bir başka tweet diyor ki, yönetimdeki insanların hizmetimizdeki memurlar olduklarını anlamaları gerek, en üsttekilerin en çok anlamaları gerek. Bir başka tweet diyor ki, hükümet eylemcilerde 64 yaralı var diyor. CNN International 2 ölü 3195 yaralı. Allah'ım sen gör ya Rabbim, yazık. Bir başka tweet diyor ki, yabancı basının anormal ilgisiymiş. Sanki yaşananlar normal, ilgi anormal gibi. Ambulansın içinde polis var mı diye değil, gaz bombası taşıyor mu diye bakıyoruz diyor sahadaki insanlar. Halkın düşünce ve fikrini hiçe sayan bir iktidar faşisttir. Kendine oy vermeyen insanları illegal olarak tanımlamak da bunun kanıtıdır diyor. Bir başka tweet diyor ki, başbakan %50 jokerini kullanacağına seyirciye sorma hakkını kullansaydı. Bir başka tweet diyor ki, bazı illerimiz için biber gazı vakti. Van 20, Antep 20-15, Adana 20-20 diye devam ediyor. Bir başka tweet diyor ki, polis yakaladığı gençlere sizi buraya kim topladı diye soruyormuş. Onlar da Atatürk'ün gençliğe hitabesi diyorlarmış. Bakın sizin sayenizde çapullamak diye bir fiil türedi.
gösteri yapmak, protesto eylemi düzenlemek anlamına geliyor. Yabancı dillere de çevrildi. İngilizcesi chapuling, Fransızcası chapulirin, İspanyolcası el chapulo. Çok güzel hizmetlerde bulunuyorsunuz, tebrik ediyorum. Toma diyor ki çapulcuysan çapulculuğunu bil, ben kaplıca değilim, git başka yerde ıslan diyor. Son olarak da size... Evet, teşekkür ediyorum.